İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Teke hoş geldiniz. Teke Teke bu akşam uzun zamandır konuk etmek istediğim ancak bir türlü fırsat olmayan ya da imkanlarını bulamadığım bir konuğum var. Profesör Doktor Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı. Program bu akşam biraz uzun, 3 saat. İlk bölümde Mithat Bey'le konuşacağız. İkinci tabii ki siyasi, tabii ki altılı masayı, tabii ki kapatma davasını, tabii ki koydukları çekinceleri ya da işte ona destek veririz, buna destek vermeyiz söylemlerinin ne kadar gerçeği yansıp yansıtmadığı, ilkesi olarak nereye baktıklarını konuşacağız. Sonra İlhan Kesici gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, biliyorsunuz aslında sağ siyasetin önemli isimlerinden biriydi. Demirel ailesinin yakınıydı. Ancak uzun yıllardır CHP'de istikrarlı bir şekilde siyaset yapıyor. Ve onunla da hem ekonomiyi, hem CHP'yi, hem Cumhurbaşkanı adayları arasında zaman zaman adının anılmasını hepsini konuşacağız. Ama önce Mithat Sancar, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih Son Bey. Olarak Arjantin'de beraberdik. Evet, Arjantin. Meclis Başkan Vekili olarak Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın heyetindeydiniz. Güzel bir seyahat yapmıştık. Evet. Binali Bey'in size ne kadar o zaman muhabbet olduğunu görmüştüm ve biraz da şaşırmıştım açıkçası. Sizden hep istayişle bahsetmişti o seyahat boyunca da. Bugün ermiş kısmet. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hemen başladım. Kapatma davası. Partinizin üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Ve seçimlere işte 5 ay gibi bir süre kaldı. Erkene de alınsa, geçe de alınsa 4 ila 5 ay arası bir zaman var seçimlere. Ve bu seçim gününe kadar sizin üstüne duracak gibi duruyor. Ve arada bir de gelişme oldu. Partinizin hazine yardımı olarak alacağı para savcılık tarafından yapılan bir talep sonucunda bloke edildi bildiğimiz kadarıyla. Kapatma davası ne alemde? Bu paraya el konmasına partiniz itiraz etti. Neye dayanarak itiraz ettiniz? Bu paraya el konması size göre normal mi değil mi? Ama asıl mesele kapatma davasına, kapatmaya hazır mısınız? Evet. Öncelikle tabii bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu program aracılığıyla, sizin aracılığınızla buradaki bütün gazete basın emekçilerinin ve Türkiye'deki bütün basın emekçilerinin bugün özellikle hapistekilerin, özellikle iş bulamayanların, özellikle evet, çalıştırılamayanların. Çok doğru diyorsunuz. Onu ekleyecektim. Yani Çalışan Gazeteciler Günü'nün bir basın özgürlüğü günü olması gerekiyor. Biz bunu bir basın özgürlüğü mücadele günü olarak algılayalım diyorum. Evet. İçerideki gazeteciler, görevini yapamayan gazeteciler, baskı altındaki medya mensupları, bütün herkes için özgürlüğe giden yolun başlangıcında İnşallah. Bir gün olsun diliyoruz. Gelecek sene Çalışan Gazeteciler Günü'nü basın özgürlüğü havasında kutlayacağımız bir ortam diliyorum ve umut ediyorum. Şimdi evet, kapatma davasından şöyle başlayalım. Kapatma davasının bugün önemli bir aşaması gerçekleşti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi önünde sözlü mütalaasını sundu. Şimdi kapatma davasının usulü aşamaları var. Bu yazılı aşamanın bittiği, usulü sözlü aşamanın başladığı an oluyor. Şimdi tabii bizim avukatlar da alınmadı, kapalı yapıldı. O, avukat alınmadı mı sözlü? Kapalı yapılıyormuş. Bugün sordurdum ben dün. Yani sözlü iddianameyi sizin avukatınız dinleyemedi. Bize yazılı olarak tebliğ edilecek. O bize tebliğ edildikten sonra bir süre verilecek. Bizim sözlü savunma yapmamız için süre verilecek. Aha. Bu sürenin ne kadar olacağını bilmiyoruz. Mahkemenin takdirindedir. Bir standardı yoktur. Sözlü savunmamızı yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı bütün dosyayı raportöre verecek. Raportör raporunu hazırlayacak ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplanıp karar verecek. 3-2 çoğunlukla karar verecek. 3 karar verebiliyor. Red kararı, yani bu davada bir şey yoktur. Dolayısıyla partiyi kapatmıyorum. Herhangi bir müeyyide uygulamıyorum kararı. İkinci karar kapatma kararı. Bununla birlikte bütün mal varlığına partinin el konması. Üçüncü karar, şimdi bu geçici tedbir kararı ile ilişkilidir. Hazine yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakma. Daha önce AK Parti'de verilen cezanın benzeri. Evet. Bu da şimdi bütün bu kararlar 3-2 çoğunlukla. Yani
15 kişiyle toplanırsa, 15 üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin, 15 üyeden 10'unun evet demesi gerekiyor bu kararların çıkabilmesi için. Çünkü tabii davanın seyrini belirleyen mahkemenin kendi yönetimidir. Ben mahkeme üyelerine ilişkin hiçbir yerde ve hiçbir zaman olumsuz bir söz kullanmak istemedim. Son ana kadar kendilerinin hukuka ve vicdana uygun bir karar vereceklerine olan inancımı korumak istediğimi de belirttim ama Türkiye'de yargının durumu ortada. Türkiye'de yargının durumunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Süremiz de zaten sınırlı. Yaşadığımız son örnekler hepsi gözlerimizin önünde. O nedenle sadece mahkeme salonunda karara bağlanacak bir davayla karşı karşıya olduğumuzu söylemek naiflik olur. Çok naiflik olur. Bizim de o kadar naif olmadığımız, kamuoyunun da naifliğin bu derecesinde bulunmadığını varsayıyorum. Biz de naif değiliz. Dolayısıyla iktidarın bu kararların herhangi birinde etkisi olacağı açık. Nitekim son tedbir kararı da oradaki tartışmaları gösterdi. O tedbir kararını Anayasa Mahkemesi verdi, onu, değil mi? Evet, Anayasa Mahkemesi, onu da anlatacağım. Yani bu kararlardan hangisinin ne zaman çıkacağı önemlidir. Bakın, yani bu kararın seçim süreci başlamadan çıkması aslında olması gerekendir veya davanın resmen seçim sonuna bırakılması gibi bir kararın alınması hukuka en uygun olanıdır. Hatta vicdanlara en uygun. Yani Haziran sonrasına. Evet, yani biz bu talepte bulunacağız. Açık şimdi sizin aracılığınızla kamuoyuna duyurayım. Biz Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir talepte bulunacağız. Peki o daha tehlikeli değil mi? Şu açıdan söylüyorum. Siz dediniz ki bu Anayasa Mahkemesi bunu kabul etti. Evet. Seçimden sonra kapatma kararı verdi. Hiç önemli ve değil. Önemli bütün olan, milletvekilleri düşüyor bir anda. Yok, milletvekilleri düşmüyor. Sadece düşmüyor. Siyasi yasak geliyor. Evet. O kapatma kararıyla birlikte milletvekillerinin düşmesi eski düzendeydi. Yeni düzende siyasi yasak geliyor. Siyasi yasak bir siyasi partiye üye olamama sonucunu doğuran bir karardır. Yani siyasi yasak sizin milletvekilliğinizi düşürmüyor. Kapatmada düşmüyor. Kapatmada payı olan, suçu olanların da düşmüyor mu? Hayır, onlara siyasi yasak geliyor. Eğer başsavcılık talep etmişse, Anayasa Mahkemesi de uygun görmüşse siyasi yasak geliyor. Siyasi yasak bağımsız siyaset yapmaya engel değil. Bizim burada tabii hesabımız illa milletvekillerimiz bağımsız olsun, partili olsun, onlar hepsi önemli ama seçim sürecine bu tehditle girilmesi sadece HDP'yi değil, Türkiye'de seçim sürecinin adil demokratik işleyişini de engelleyecektir. Karar ya seçim süreci ilan edilmeden çıkmalıdır ya da bizim yakında yapacağımız talebe uygun olarak seçim sonrasına resmen bırakıldığına dair bir karar alınmalıdır. Eğer bu yapılırsa, yani siz bu mahkemenin, bu davanın seçimi etkilemesini, seçimin üzerinde, seçime katacak adayınız veya parti üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi durmamasını istiyorsunuz. Durmamasını istiyoruz, bunu Türkiye için istiyoruz. Kendimiz için ise tedbirlerimiz var Fatih Bey. Yani davanın açılacağı belli olduğu andan itibaren çalışma grubu oluşturduk ve bütün seçenekleri masaya yatırdık. Ben de bu grubun içinde... Yani bir yedek parti, şu bu falan. Çeşitli yollar. Evet, hani bizim parlamento seçimlerine girecek yolları bulma konusundaki çalışmalarımız erken zamanda başladı ve tamamlandı. Şimdi hep söylüyorum, bütün yolları tıkayabilirler mi? Bunu yapabilmeleri için anayasayı açık ve net bir şekilde askıya aldıklarını ilan etmeleri gerekiyor. O bile yapılsa, tekrar söylüyorum, bütün yollar, mevcut yollar hepsi tıkansa bir yol yaratırız. Yani bu seçimlerde HDP'nin sayısal ve siyasal gücünün, Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına demokrasiyle buluşma gibi bir hedefi olan bir partinin gücünü yansıtmak istiyoruz. Derdimiz bu. Yani gelecek dönem
demokrasi ve cumhuriyetin buluştuğu bir dönem olmalıdır. İkinci yüzyıla böyle girilmelidir. Dolayısıyla burada da bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Hem siyasal olarak hem de tabii ki matematiksel olarak, sayısal olarak. O nedenle bir yol bulacağız. Bulduğumuz yollar var. Ne yapılırsa yapılsın biz bu seçimlere bu sayısal ve siyasal gücümüzü mutlaka yansıtacağız. Esasen Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiyi kapatmaları ya da başka bir tedbire başvurmaları durumu değiştirmiyor. Yani biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrımızı belirleriz. İstersek adayımızı parti olarak çıkarırız, istersek başka yollar var, başka türlü çıkarırız. Hangi tavrı alacağımız partinin kapatılmasından etkilenmez. Esas mesele parlamento seçimlerine girmektir ve güçlü bir şekilde temsil edilmektir. Bunu sağlayacağız. Kararın olumsuz çıkma ihtimalini esas alıyoruz. En kötü senaryoya göre çalışma yürüttük ve tedbirlerimizi de buna göre aldık. Yani şu an davanın bulunduğu aşama öyle görünüyor ki seçim döneminde bir tehdit olarak kullanılacak şekilde yürütülüyor. Bu aşama o stratejinin... Yani anladığım kadarıyla siz siyasetin Anayasa Mahkemesi üzerinde bir baskı kurarak kuracağından hemen hemen neredeyse toplumun çoğunluğunda olduğu gibi bir beklentiniz var. Şunun için Fatih Bey, Anayasa Mahkemesi'nde çok değerli üyeler. Çok. Bunların bir kısmı benim meslektaşım, içlerinde öğrencilerim de var, raportörleri içinde de. Hukuk ve vicdan konusunda düzgün davranacaklarından şüphe duymadığım insanlar var ama son atamalar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yapılan atamaların hangi usullerle gerçekleştiği son iki olayda bile o kadar açık ki. Yani son iki üye tamamen hülle yöntemiyle Anayasa Mahkemesi'ne aktarıldı. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı'nın veya iktidarın çoğunluğu belirlediği bir denklem oluşmuş durumda. Ben bu üyelerin bir kısmının da vicdanla hareket etmesine inanmak isterim. Kimseyi töhmet altında bırakmam. Ama bu kadar saflıkla ve bu kadar naiflikle de hareket edemeyiz. Çünkü burada bir toplumun geleceği söz konusu. Sadece bir partinin değil, bir toplumun gelecek döneminin nasıl şekilleneceği söz konusu. O nedenle biz en olumsuz ihtimale göre hazırlık yapmak zorundayız. Ve önlemlerinizi aldınız. Ona göre aldık. Evet. Peki paranın kesilmesi. Evet, ona gelelim. Aslında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı davayı açarken 17 Mart'ta açmıştı davayı. İddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne teslim bir etmişti. Bir olduğum davaçalı. 17 Mart, evet, ve orada da bizim mal varlığımıza tedbir konmasını talep etmişti. Evet. Anayasa Mahkemesi bunu reddetmişti. Hatırlatmak isterim. Bakın bu dava hukuki bir dava değil. Uzun süre İktidarın küçük ortağı MHP ve Genel Başkanı bir kampanya yürüttüler. Hatta Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ettiler. Başsavcıyı tehdit ettiler. Eğer sen açmasan davayı biz kendi hani bir yöntem daha var şimdi ayrıntıya girmeyeyim biz devreye gireceğiz falan derken siyasi bir kampanyanın sonucunda açıldı 17 Mart'ta. Peki 18 Mart'ta ne vardı? MHP Kongresi vardı. MHP Kongresi'nden bir gün önce dava açıldı. O kadar bariz bir siyasi operasyon söz konusu ki. Şimdi neyse, 17 Mart'ta verdiği iddianamede tedbir talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle reddetti. Sonra iddianameyi iade etti. Bu boş bir belge, hiç de dayanaksız bir iddianame dedi. Yeni iddianame hazırladı. Onu ne zaman sundu? 7 Haziran 2021'de. Bunlar sembolik tarihler ama siyasi mesajları da açıkça ortaya koyduğu için tekrar ediyorum. Orada da aynı talepte bulundu. Anayasa Mahkemesi o talebi de oy birliğiyle reddetti. Şimdi yeniden talepte bulundu. 13 Aralık'ta talepte bulunmuş Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bizim 2023 yılında yatacak hazine yardımımızın olduğu hesaplara bloke olmasını talep etti. Ve Anayasa Mahkemesi bize bunu bildirmedi. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bir talebi var.
yargılamanın çok temel kuralıdır. Yani izninizle söyleyeyim, benim akademik hayatımın ilk bölümü yargı teorisiyle çalışmakla geçti. Anayasa yargısı da buna dahildir. Çok basit bir kural. Bildireceksiniz, karşı tarafa bildireceksiniz, haberdar edeceksiniz. Onun görüşünü, savunmasını ya da itirazını alacak. Yapmadılar. Biz basından öğrendik. Daha sonra bütün bu tartışmalar yürürken 3 Ocak'ta başvurduk. Dedik ki ya basında şu haberler var. Doğru mu? Eğer doğruysa bize bir savunma süresi verin. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddialarına karşı biz savunmalarımızı yapalım dedik. Dikkate almadılar. Daha doğrusu çoğunluk dikkate almadı. Yani 9 üye zaten evet oyu verdi. HDP'ye savunma süresi vermeye gerek kalmadan tedbir koyalım kararını 9'a 6 aldılar. 9'a 6. Evet. HDP'ye süre verelim, itirazını bildirsin, sonra karar verelim oylaması da yapıldı. Orada da 8'e 7 çıktı. 7 üye HDP'ye süre vermeliyiz dedi. Zaten hani yargılama teorisinin mantığının en basit kuralıdır. Ya şimdi başka davalarda da buna uymuyorlar biliyorsunuz. Bazı tazminat davalarında falan da bu artık dikkate alınmıyor. Yani artık yargı teori, yargı Türkiye'de hukuk devleti anlamında bir yargı olmaktan çıktığı için bu ihlaller çok rastlanıyor ama buradaki mesele bir kapatma davası. Evet, çok önemli dava. Ve Türkiye'de demokrasinin, seçimlerin, siyasetin geleceğini belirleyecek. Şimdi bunun üzerine bize tebligat yapıldı. Sadece bir paragraf. Gerekçe yok. Yani bu tedbir kararının alındığını belirtiyorlar ama gerekçesi yok. Gerekçeyi sonra bildirecekler. Yani normal şartlarda Anayasa Mahkemesi gerekçesini yazar ve tebliğ eder. Tebliğ gerekçesini görmeliyiz ki... Ama Anayasa Mahkemesi bazı kararda kapatma davaları dahil gerekçeyi sonra yazdı oluyor. O kapatma davalarında değil, iptal davalarında olabilir. Fakat siz bir parti hakkında tedbir kararı alıyorsanız bu kapatma davaları özel usule bazı açılardan tabidir. Yani şunu demek istiyorum. Bizden söz, savunma istiyorsunuz. Şimdi bize bir ay süre verdiler bu tedbir kararına itiraz için. Fakat tedbir kararına gerekçelerini bilmediğimiz için neye itiraz edeceğiz? Biz de varsayımlara göre itiraz edeceğiz. Peki karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri de yok. Yani usul bütünüyle yok sayılıyor. E şimdi ortada siyasi bir dava ve siyasi bir müdahale olduğunu açıkça gösteren başka hangi kanıtları sıralamam gerekir? Gerek yok. Burada bir siyasi operasyon var ve bu siyasi operasyonun amacı da belli. Peki burada mesela size umut veren bir şey yok mu şu açıdan? 8, 9, 7 yani bir türlü onu bulamıyor. Buna dayanarak ve güvenerek rahatlayamayız diyorsunuz. Plan yapamayız. Yani bir üyenin dengeyi belirlediği bu hassas çizgiyi de biz buna göre siyasi, hesap yapamayız. Bir siyasi partinin geleceğini veya bir siyasi bir Türkiye'nin, siyasi, Türkiye bakın, siyasi seçimin, geleceğini bir kişiye bırakamayız diyorsunuz. Evet, bırakamayız. Bunun tedbirini almak zorundayız. Şimdi sonuç itibariyle biz şimdi bu karara karşı 4 Şubat'a kadar itiraz etme hakkına sahibiz. İtiraz edeceğiz, yeniden değerlendireceğiz diyorlar ama şunu da söyleyeyim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tedbir talep ederken tek bir mevzuat hükmüne atıf yapmamış. Neye dayanıyor? Anayasa Mahkemesi geçici tedbir kararı verirken tek bir mevzuat hükmünü zikretmemiş. Yani şu maddeye dayanarak verdim dememiş. Böyle bir keyfilikle karşı karşıyayız. O nedenle ısrarla söylüyoruz. Burada bir seçim sürecini ve siyasi dengeleri dizayn etme operasyonu var. Demokrasiye karşı bir operasyondur bu. Sadece HDP meselesi olarak görülürse çok büyük bir yanılgı olur. Evet. Zaten çoğunluk HDP, yani bir önemli bir kesim HDP meselesi olarak görmüyor bu özellikle son kararı. Peki hemen daha çok konuşan, daha çok tartışan evet. Bir tarafa geçmek istiyorum. Altılı Masa. Şimdi bugün Türkiye'de hani eskiden Milli Selamet Partisi vardı, anahtar parti diye aldığımız 70'li yıllarda darbe öncesi dönemde. Şu anda da aslında siz varsınız benzer bir konuda anahtar parti. Evet.
Siyasi dengelere baktığınız zaman bugün AK Parti ve MHP ittifakı, işte yanındaki diğer küçük partilerle beraber baktığınız zaman %30'da 40 arasında bir yerlerde gezdiklerini söylüyor çeşitli farklı anketlere göre. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diğer adaylar arasında şu anda diğer adayların lehine olan bir küçük denge var ama yine de yakın birbirine. Burada sizin partinizin alacağı tavrın hem Cumhurbaşkanı seçiminde hem parlamento seçiminde çok önemli olacağını herkes biliyor. Bu yüzden de herkes sizin partinizin oy tabanına yakın durmak, en azından çok fazla da kaçırmamak, çok fazla ürkütmek istiyor. Siz ise, partiniz ise biraz değişik bir tavır içerisinde geliyorsunuz bizim aklımız yerden bakınca. Bir yandan MHP ve AK Parti'ye karşı çok eleştirelsiniz ve bu partilerin Türkiye'de ciddi bir özgürlük sorunu olduğunu, demokrasi sorunu yarattığını düşünüyorsunuz. Diğer yandan ittifaka karşı da bir takım şartlar öne sürüyorsunuz. O zaman insanlar diyorlar ki, yahu kardeşim siz buraya karşısınız, buraya bu kadar şart öne sürmek neyin nesi? Buraya sürdüğünüz her şart iktidara yarıyor diyorlar. Evet. Ve iktidar da bir anlamda sizin orayla birleşmenizi veya oraya yakınlığınızı engellemek için her türlü şeyi yapıyor. Siyasi manevrayı yapıyor. Sizin altılı masayla ilişkiniz ne durumda? Yani işte Mansur Yavaş olmaz, o olmaz, bu olmaz, Meral Akşener olmaz. Nedir oradaki beklentiniz, yoksa bir beklentiniz yok mu? Şimdi izin verirseniz Fatih Bey, çok teşekkür ederim. Gayet net ve açık bir soru. Halkımızın da bizden doğrudan duyması gerekiyor. 27 Eylül 2021'de bir deklarasyon açıkladık, tutum belgesi. Çok kısa olduğu için okuyacağım. Buyurun. Bakın, bir yıldan fazla oldu. 15 ay önce biz stratejimizi açıklamışız. Demişiz ki bizler parlamento seçimleri için Demokrasi İttifakı şiarıyla Halklar ve Barış İttifakı, Kadın Dayanışması ve İttifakı, Ekoloji İttifakı anlayışı temelinde toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleriyle en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yolda güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz parlamento seçimleri için. Şimdi asıl tartışılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için 15 ay önce ne demişiz? Tek tek burada var. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi, HDP seçmenlerinin ülkenin geleceğinde anahtar bir role sahip olmaları nedeniyle günceldir. İster HDP'li, ister başka bir aday olsun, İsimler yerine ilkelerin, yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, İlkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir. Seçilecek Cumhurbaşkanı da rolünü ve işlevini ancak bu zeminde doğru bir şekilde yerine getirebilir. Yani şunu demişiz. Biz muhalefetin ortak bir adayla ama önceden müzakere edilmiş ve mutabakata varılmış ilkeler ve programlar üzerinden seçime girmesi için tartışmaya, diyaloğa varız demişiz. Bunu da 11 maddelik deklarasyonda başlıklar halinde şunları konuşalım demişiz. Bunları kabul edin, şartlar bunlardır dememişiz. Ama çalışmalarımızı da devam ettirdik. Şimdi yüzde en az 14-15'te gösteren oy oranı olduğu kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan en parti. Az 9 gösteriyor, en fazla 14 gösteriyor. 14. Şimdi tabii hani kendini gizleyen seçmen muhakkak vesaire olabilir diye anket şirketleri, firmaları söylüyorlar. Şimdi böyle bir parti Türkiye'de demokrasiye giden yolun açılması için yapıcı bir rol oynamak istediğini 15 ay önce söylemiş. Bunu çeşitli vesilelerle de tekrar etmiştir. Hı hı. Biz de bu çalışmaları parlamento seçimleri için devam ettirdik ve ittifaklar da oluşturduk. Emek Özgürlük İttifakı bu çalışmaların çok değerli bir ürünüdür. Bu ittifak çalışmalarını sürdürüyor ve işte ilk mitingimizi de 15 Ocak'ta Kartal'da yapacağız ama bu arada birçok faaliyette yaptık.
Parlamento seçimlerine hazırlıklarımız devam ediyor. Devam ediyor, onu sıklıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de adım adım kendi stratejimizi somutlaştıracağımızı söyledik. Biz bütün kamuoyuna yaptık bu çağrıyı, başta var okumayayım. Yani bu sadece altılı masaya bir çağrı değildi. Türkiye'deki bütün toplumsal demokrasi güçleri, demokrasi adalet isteyen herkese bir çağrıydı, yol göstermeydi, öneriydi. Bakın bu karanlıktan, bu otoriterliğin giderek yerleştiği sistemden, yani Türkiye'nin felaketlere sürüklendiği bu yönetimden kurtulmak için biz seçimlere giden yolda öneride bulunuyoruz. Açık konuşuyoruz, çok doğrudan söz söylüyoruz. Hiç öyle dolandırmıyoruz sözü. Şimdi bugüne kadar bu yönde bizim dışımızda kalan muhalefet partilerinin bir adım attıklarını görmedik. Kayda değer bir adım atılmadı. Şimdi HDP seçmenine sesleniyorlar diyorsunuz ya, partisine en bağlı seçmen HDP seçmenidir. Dolayısıyla partinin dikkate alınmaması seçmen nezdinde kendisinin dikkate alınmamasıdır. Son araştırma yeni geldi, sahada yapıldı. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışmayla bunları bir firmaya yaptırdılar. Tabanımızın %90 seçmenimizin, geçen oy veren seçmenimizin %94'ü partim ne derse onu yaparım diyor. Dolayısıyla onun temsilcisini dikkate almayan bir anlayış, o seçmeni kazanacağım diye hani çeşitli öyle süslü sözler veya sloganlar üretmeye kalkarak sonucu belirleyemez. Biz diyoruz ki burada bir temsiliyet var. Halk iradesiyle gelmiş bir parti var. Olumlu siyaset yapıyor, yapıcı rol oynamak istiyor. Fakat bu ortam yaratılmadı. Bakın bizim aday belirlemek konusunda da kararımız var dediğimiz çok açıklama mevcut. Eğer bu gerçekleşmezse biz de en geniş demokrasi çevrelerinin ayrı bir adayla seçime girmesi için çalışma yapacağız demiştik. 25 Ekim tarihli grup konuşmamda bunu kamuoyuna duyurdu. Evet. Biz dedik ki evet, şimdi kendi adayımızı, demokrasi güçlerinin adayını, Emek ve Özgürlük İttifakı dahil demokrasi güçlerinin adayını belirlemek için çalışmalarımızı başlattık. Şimdi 2,5 ay geçti, çalışmalarımız belli bir olgunluğa ulaştı ve geçen gün Pervin Buldan eş başkanım bunu konuşmasında açıkça söyledi. Evet, biz yakında artık açıklayacağız, seçimlere çok az süre kaldı. Neden yapıyoruz bunu? Yani AKP'ye yarasın diye veya başka biri zarar görsün diye yapmıyoruz. Biz diyoruz ki siyasetin bu şekilde yürütülmesi Türkiye'yi bu karanlık girdaptan çıkarmaya yetmiyor. Biz bir alternatif yaratacağız. İddialı gireceğiz. Yani İkinci tura kalma iddiasıyla aday belirleyeceğiz. Kaldı ki altılı masada tartışmalar devam ediyor. Tek ortak adayla mı girilecek? Çoklu adayla mı girilecek? Bunların hepsi daha belirlenmiş değil. Bizim bunları beklememizi neden istesin insanlar, bunu anlamıyorum. Bir, ikincisi HDP hakkı olan bir şeyi ve seçmenine karşı sorumluluğu olan bir hamleyi yapıyor. Hemen araştırma yaptırdık sahada. %74 Kürt şehirlerinde. %74 en az bu. Bizim seçmenimiz dışında da. HDP'nin kendi adayını belirlemesi doğru olandır diyorlar. Bu AK Partiler söylediği için tabii. Bunların içinde AK Partiler de olabilir ama toplamda bizim taban buna çok büyük bir destek verdi. Ne, şimdi burada biz istiyoruz ki siyaset hakikatlerle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yürütülsün. Yani HDP bir hakikattir. Özür dilerim. Yani buyur, şunu anlamak lazım. Buyur, özür dilerim. Lafını kesiyorum ama. Söyleyeyim. Siz altılı masada yedinci parti olarak yer almak mı istiyorsunuz? Yoksa altılı masanın bir muhatap olarak sizle ayrıca görüşüp biz prensipler konusunda anlaşmasını altılı istiyorsunuz? Altılı masada yer alma konusunda hiçbir zaman bir talepte olmadı, duymadı ve politikamız olmadı. Biz diyoruz ki onlar
bir araya gelebilirler. Bu olumlu bir şeydir. Demokrasi adına güzel bir şeydir. Farklı partilerin bir araya gelmesi ve kendi aralarındaki farklılıklara rağmen temel bazı konularda buluşmaları olumludur. Ama bunu Türkiye'de bir dönüşüm gücüne çevirmek de bundan daha önemlidir. Biz diyoruz ki altılı masa belirlesin programını. Ama bizimle açık ve doğrudan diyaloğa girsin. Öyle diyorduk biz. Şimdi bunlar olmadı. Ne isteniyor HDP'den? Bu soruyu açık sormak gerekiyor. Hakikatleri açık konuşmadıkça hakiki siyaset üretemezsiniz. Türkiye'ye de sahici çözümler öneremezsiniz. Demek istediğim şu. Bizden beklenen %12 ile 15 arası oyu görünen bir partiden beklenen ne? Bizi şimdi bu hamlenizle AKP'ye avantaj sağladınız diye eleştirenler bizden ne bekliyorlar? Gölgede kalalım, sesimizi çıkarmayalım. Bunca yıldır, bunca zorluklara rağmen demokrasi, barış adına mücadele yürütüyoruz. Mağduriyet edebiyatı olarak anlamasın lütfen kimse. Bedeller ödüyoruz. Eski eş başkanlarımız içeride. Sayısız, o binleri, on binleri bulan insanımız içeride. Ne yapalım? Böyle bir siyasi parti, böyle bir siyasi mücadele birlikteliği ne yapsın? Bir taraf gelsin desin ki ya biz şunları işte oluşturduk, şöyle şöyle idare bir program çizdik, idare edin, bize oy verin, sonra Allah kerim. Ya bu politika değil, Türkiye için çıkış değil. Peki şunu anlamalıyız. Diyorsunuz o zaman ben şöyle anlıyorum. Biz ilkesel duruşumuzu koruruz. Evet. Çünkü biz zaten yıllardan beri bu duruşla bir siyaset yapıyoruz. Evet. Bu duruşun sonucunda mevcut iktidarını sürdürür MHP ile beraber. Hayır. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz kendi ilkelerimize taviz vermeyiz mi? Hayır, tam tersine. Şunu söylüyoruz. Türkiye'yi bu iktidardan ve bu iktidarın yerleştirmek istediği rejim modelinden kurtarmak istiyoruz. Bizim stratejik hedefimizdir bu. Şu anda yürütülen siyasetle bunun gerçekleşeceğine dair inancımız yok. Yani şu an altılı masanın da diğer aktörlerinde yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla gerçek ve hakiki bir alternatif oluşturma konusunda çok yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Ürkek davranıyorlar. Türkiye'de en önemli sorunlarda çözüm yolunu açacak cesareti yeterince ortaya koymuyorlar, ortak masa olarak diyorum. Aralarında bazı partiler daha cesur konuşuyor. Deva Partisi. Evet, açık konuşuyor. Şimdi böyle olunca biz de diyoruz ki hakikati herkes görerek belki şimdi yeniden hem kendilerini hem Türkiye siyasetini daha gerçekçi görürler. Hiçbir şekilde bu iktidara kaybettirme hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Bu şunu da ekleyeyim. Yani hani bu konularda da çalışmış bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Müzakere kavramının teorisini de, pratiğini de çeşitli vesilelerle çalıştım. Müzakere ve seçimlerde, özellikle başkanlık seçimlerinde, süreçlerin doğasının da çeşitli farklılıklar içerebileceğini de biliyorum. Yani şunu demek istiyorum. Seçim tarihine kadar çeşitli başka seçenekler ortaya çıkma ihtimaline biz kapıları kapatmıyoruz. Adayımızı çıkaracağız. Ama eğer belirlediğimiz yöntemle doğrudan diyalog, kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutabakat arayışına girerse altılı masa, adayımızı çekeriz. Hayır, adayımızı çekeriz demiyorum. Hiç bu sözü hiçbir yerde telaffuz etmedik, etmiyoruz. Doğru ifade şudur. Böyle bir arayışa girerlerse buna hayır demeyiz. Bunun sonucunda formüller bulmak mümkündür. Çeşitli formüller bulunabilir. Şimdi görev ve sorumluluk hem altılı masadadır, hem de Türkiye'de
bu dönemin bitmesini arzulayan demokrasi güçlerindedir. HDP üzerine düşeni gerçekten yaptı. Açık siyaset yaptı. Sözünü gizlemedi, arka kapı diplomasisiyle bu işleri kotaralım demedi. Biz Türkiye'ye çıkış yolu öneriyoruz. Bu rejimden, bu karanlıktan çıkış yolu ve bu iktidardan çıkış imkanı, kurtulma imkanının hakiki bir şekilde oluşturulması için hamleler yapıyoruz. Ama bu oluşturulmazsa bu iktidarın devam etmesi bizim suçumuz olmaz diyorsunuz. Yani bu bizim suçumuz olmaz sözü doğru bir sözdür ama bu kadar da basit yapmıyoruz siyaseti. Bu işin ikinci turu var. Biz ikinci tura kalmak istiyoruz. Kendi adayınızla. Evet. Yani güçlü, mutabakata dayalı, olabilecek en geniş demokrasi güçlerini kapsayan bir aday çıkarıp ikinci tura kalmayı hedefliyoruz. İkinci tura kaldığımızda da o zaman dengeler bambaşka olacak. Kalmazsak da ikinci turun dinamikleri farklıdır. O zaman konuşulur. Peki, bu o zaman hemen şunu sorayım. Deva Partisi'nin altılı masadan kalkıp sizin bloğa geçme ihtimali üzere bir çalışma var mı? Bizim şu anda böyle bir çalışmamız yok. Böyle bir temas da yok. Daha doğrusu bu yönde işaretler de yok. Fakat tekrar söylüyorum. Kritik bir sürece girdik. Artık önümüzde siz başta söylediniz 4, bilemediniz 5 ay var. Bu süreçler toplumun farklı dinamikleriyle yeni denklemler üretebilir. Somut örnek budur diye onu kastetmiyorum. Siz bu örneği zikrettiniz diye ona atıf yapıyor değilim. Ama ben inanıyorum ki biz bu kadar açık siyaset yapmakla, sahici, hakiki ve dürüst davranmakla yeni dinamiklerin de daha canlı bir şekilde görünür hale gelmesinin yolunu açtık. Bu rejimden ve bu iktidardan kurtulmanın hakiki imkanlarının araştırılması, bulunması görevini herkesin önüne koyduk. Kendi görevimizdir. En büyük görev bize düşüyor. Bu sorumluluktan kaçmıyoruz. Bunu sulandırmıyoruz. İnanın bunda çok samimiyiz biz. Peki siz bu iktidarın devam etmesine imkan sağlayacak bir tavır alırsanız seçmeniz yine size uyar mı? Partinizden bir süre önce partinizden bir isimle bir konuşma sırasında dedim ki Mansur Yavaş'a karşı bir şeyiniz vardı mesela. O günlerde o konuşuluyor çok diye söylüyorum. Adı geçiyordu. Bugün oraya siz Meral Akşener'i de eklediniz isim olarak galiba ama Mansur Yavaş aday olursa oy vermeyiz ona söylemi olduğu günlerdi. Partinizden bir isme sordum. Dedim ki hakikaten buna samimi misiniz diye. Dedi ki ikinci turda vereceğiz dedi. Ben size söyleyeyim. 21 Eylül'ünde belirlediğimiz çerçevede isimleri konuşmak yoktur. Bunu çok açık söyledik ve bundan taviz verdik. Arada bir bazı arkadaşlarımız isim zikrettiler. Evet. Gerçekten belirleyici olan yani isim. Biz Mansur Yavaş'a oy vermeyiz diye bir şeyiniz olmadı mı? Ben şunu söylüyorum. İsim konuşmuyoruz. Meral Akşener demediniz. Hiçbir isim konuşmuyoruz. Çerçeve budur. Temel budur. Bu çerçeve ve temel üzerinden. Her isim olabilir. İsimlerle işimiz yeter yok mu? Yeter ki bunu sağlayacak bir program oluşsun. İsim mesela olur ya da olmaz, andığınız her isimle ilgili bir cevap bekleniyor benden. Evet, evet. Acaba buna hayır diyecek mi, evet diyecek mi? Hiçbir isimle ilgili değerlendirme yapmıyor. Şu açıdan sonra şimdi ben anketlere bakıyorum. Evet. Anketler evet şaşıyor maşıyor ama yine de bir yön gösteriyor diye. Mesela ben anketlere baktım bu konuşmadan sonra. İki ayrı firmanın anketlerini karşılaştırdım. Ocak ayından bu Ocak ayı, bir yıllık içerisinde. Mesela iki ayrı ankette de seçmeniniz Mansur Yavaş'a hayır dememiş. Yavaş Erdoğan sözüne göre HDP seçmeninin tutumu başlığı altında. Bakıyorum ben, işte Metropol'ün anketine göre 72, bir ara 83'e kadar çıkmış. Şimdi 58, seçmeniz 58'i veriyor. Panorama'nın anketine göre ise 64-73, Temmuz 2022'de 92'ye kadar çıkmış, 93'e kadar çıkmış, şimdi o da 49'a gerilemiş. Yani seçmeniniz burada uyar mı size uymaz mı? Zaten tartıştığımız konu bu değil ki. Hı. Tartıştığımız konu biz kendi adayımızı çıkaracağız. Altılı masa ortak adayla mı girecek? Ortak adayla girecekse kim mi belirleyecek? Değilse ayrı ayrı mı girecek? Bu onların meselesi. Biz kendi adayımızı belirleme çalışmalarını hızlandırdık. 16'sında, 15'inde mitingimiz var Kartal'da, 16'sında MYK'mız var.
Seçim Koordinasyon Kurulumuzda yeniden toplanacağız. Takvimi somutlaştırmak için. Ne zaman açıklarsınız adayınızı? İşte bu çalışmaların hepsi sahada yapılıyor. Yani masa başında çalışan bir parti olmadığımızı söylüyorduk. Fakat ben eş başkan olduktan sonra bunu çok daha net gördüm. Sahayla, tabanla, çeşitli kuruluşlarla, kurulların sürekli etkileşimi içinde çalışıyoruz. Şu an eş başkan olarak ben de size bir tarih veremem ama bu öyle uzayacak bir zaman süresi olmamalıdır. Siz adayınızı altılı masanın adayından önce açıklarsınız. Bilemem. Belki onlar eğer şimdi yarın açıklarlarsa muhtemelen onlardan sonra yakalayacak. Onlar galiba Şubat'a başa kalacak. Ama biz adayımızı belirleme çalışmalarında epeyce yol aldık. Mitingimizden sonra Emek ve Özgürlük İttifakı olarak tekrar bir araya geleceğiz. Seçim koordinasyonumuzun bu işle ilgili kurulları bize raporlar sunacaklar. Oluşan havuz ona göre değerlendirilecek ve çeşitli kuruluşlar yani demokrasi güçleri adını verdiğimiz çevrelerle istişare ettikten sonra adayımızı açıklayacağız. O nedenle bize şimdi Mansur Yavaş ya da şu kişi sorunun sorulması artık doğru değil. Yani daha önce sorulması belki anlaşılabilirdi. Ama artık bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bizim gündemimizde kendi adayımızı en geniş mutabakatla belirlemek, en geniş desteği alacak adayı belirlemek ve çalışmalarımızı yürütmek var. Gerisi altılı masanın kendi iç işleyişiyle ilgili bir meseledir. Ve isimler de onların meselesidir. Bizim meselemiz değildir. Türkiye'yi demokrasiye taşıyacak, yeni yüzyılda Cumhuriyet'in demokrasiyle buluşmasını, bütünleşmesini mümkün kılacak programla çıkarlarsa, seçim süreci boyunca etkileşim, görüş alışverişi mümkündür. Yeni dinamiklerin ortaya çıkma ihtimali her zaman vardır. Yeni formüller de gündeme gelebilir. Ama biz de açık açık kamuoyunda şeffaf bir şekilde bir pazarlık bir konuşma yapmazlarsa eğer başka biz adayımızı çıkarırız. Bunun sonucunda hayır, da meclisler devam ederse de. Adayımızı çıkarma kararı verdik. Bugünler evet. Daha çok bekleyemezdik. Beklememiz de oturup çalışma yapmama şeklinde anlaşılmamalı. Biz bu çalışmaları 1,5 yıl önce yani 15 ay önce başlatmış bir parti olarak çalışmalarımızı sürdürdük, tarttık, biçtik. Zamanlamaları tartıştık. Hatta çok eleştiri aldık. Çok fazla altılı masaya endeksli yürüyor çalışmalar. Oysa öyle değil. Çok zor bir döneme giriyoruz. Ve bütün dengeleri ve faktörleri çok ince değerlendirmek gerekiyor. Yani fevri, dar bir çerçeveden ve partisel çıkarları merkeze alan bir yaklaşımla çalışma yürütmek doğru olmaz dedik. O nedenle o eleştirileri de göğüsledik. Şimdi biz o eleştiriler yapıldı diye değil, stratejimizin gereği ve hedeflerimizin de icabı olanı yapıyoruz. Adayı çıkaracağız, siyaset hakiki bir mecraya girsin, dengeler sahici oluşsun, çözümler gerçekçi bir bakışla ortaya çıksın. Derdimiz bu. O nedenle şu an bütün Türkiye'de derdi bu olanların kafa yorması ve çalışma yapması zamanıdır. Onu söylüyorum. Biz üzerimize düşen demokratik sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağımızı ilan ettik. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Bizim sayısal gücümüz evet anahtar olarak görünüyor. Fakat siyasal gücümüzü dönüşüm için çok daha önemli görüyoruz. Elbette bizi besleyen halkın desteğidir. Bunu da Türkiye'de demokrasiye gitme için kullanacağımız taahhüdünü hep verdik. Ama açıkçası yani sorunların etrafında dolanarak işte öyle yüzeysel bazı değişimlerle kadro değişikliğiyle yeni bir döneme gitmenin de Türkiye için çıkar yol olmadığını söylüyoruz. 100. yıl biterken Türkiye'nin önünde gerçek demokratik dönüşüm fırsatı doğmuştur. Çünkü sorunlar ve krizler en dibe gelmiştir. Sanırım sizin yazılarınızda da okuyorum. Pek çok hani başka yazar da Aydın da aynı şeyi söylüyor. Tarihimizin en derin krizlerini yaşıyoruz. Hayır, öyle. En derin krizler en sağlıklı çıkışı da yakalayabileceğimiz imkanları sunuyor bize. Biz bu imkanların iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Hakikati görmeden, hakikatle yüzleşmeden, hakiki çözümler üzerinde durmadan buradan yalancı çıkışlarla kendimizi avutmamalıyız. Siz Türkiye'nin temel meselesini
kimi muhalif kesimlerce dile getirilen Türkiye'nin temel meselesi olarak mevcut iktidardan kurtulalım, gerisine sonra bakarız düşüncesine katılmıyorsunuz. Katılmıyoruz. Çünkü gerisine sonra bakarızın Türkiye tarihinde çok ağır faturası vardır. 90'ları hatırlayın. 90'ların DYP-SYP iktidarını hangi umutla geldiğini. Sonraki yılları hatırlayın. Tarihimizin en büyük yaraların açıldığı köy boşaltmalar, faili meçhuller dönemi geldi. Ve susurluk geldi. Suç imparatorluğuna dönüşen bir ülke tablosu çıktı karşımıza. Susurlukta. 99'da Helsinki zirvesinde 10 Aralık'ta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığı onaylandı. Reformlar başladı. Bunların bir kısmı DSP, ANAP, MHP iktidarında yapıldı. Bir kısmı AKP iktidarında evet. yapıldı. Türkiye işte Avrupa standartlarına doğru ilerliyor umudu çıktı. İyimserliği oluştu. Peki geldiğimiz yer susurluktan beter bir çeteleşme, devletin kurumlarının çöktüğü, ekonominin dibe battığı, yoksulluğun, açlığın en vahim durumda olduğu bir dönem. Yani aynı patinaja girme lüksü yok bu ülkenin. Şu anda girmedi mi o patinajı Türkiye? Hayır. Bu seçimleri de bu fırsatı ve imkanları değerlendirmeden geçirirsek, yani kozmetik bazı değişikliklerle, sorunların gerçekte temeliyle yüzleşmeden, hakikatleri görmeden bu seçime girersek, 2-3 sene sonra aynı kısır döngüye dönme ihtimalimiz çok yüksektir. Bizim çabalarımız ve çağrımız, yeniden bu kısır döngüye girmeyelim. 100. yıl sembolik olarak da önemlidir ama daha önemlisi 100 yılın en ağır bunalımlarıyla karşı karşıyayız. Buradan çıkış hakikatleri görerek ve hakiki çözümler üreterek mümkündür. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aday çıkarma hamlemiz de... Bunu sağlayamamanın bedeli AK Parti MHP koalisyonunun devamı olsa bile diyorsunuz. Evet, sadece o değil, kurmakta oldukları rejimin de yerleşmesidir. Bunun ne bu kadar... riski göze alacaksınız yani siz. Parti olarak gördüğünüz bu riski göze alacaksınız. Hayır. Biz bunu süreci bitirmek için her türlü çalışmayı ve mücadeleyi yürüteceğiz. Bu iş bu kadar kolay olmayacak. Risktir fakat bu riski önleme konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. İstiyoruz ki bütün demokrasi çevreleri bu risklerin farkında olsun ve olabilecek en geniş birliktelikle bu dönemden çıkış sağlansın. Peki, bu konuyu kapatalım. Çünkü ben bunu sordukça sanki ben bunun bir tarafıymış gibi görünmeye başlıyorum. Yok hayır. O da hoşuma gitmiyor. Yani sanki, yok ben böyle anlamadım. Sanki bu anlaşmayı böyle anlayanlar olabilir. Başka bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Selahattin Demirtaş. Evet. Toplumda özellikle belli bir kesimin çok sempatisini topladı evet. bir dönem. Daha sonra da bu sempatinin bedelini ödedi. Şimdi toplumda şöyle bir algı var. Sizin seçmenizi bilemiyorum tabii. Oradaki durumun net olduğunu bilemiyorum. Ama benim gördüğüm tarafta şöyle bir algı var. HDP Demirtaş'la bağını gevşetti. Pek Demirtaş'a da geçmiyor. Aday belirleme sürecinde hiç ondan bahsedilmiyor. Siz hiç adını anmadınız konuya başlamadan. Gerçi yeri gelmedi ama zaman zaman yine de işte Demirtaş'ın da özgürlüğünden falan bahsedebilirdi. Demirtaş'la parti arasında bir sıkıntım var. Demirtaş'la örgüt arasında bir sıkıntım var. Niye birdenbire unutulmuş gibi olmaya başladı? Hiç ve doğru. Demirtaş'ın yer yer makul açıklamalarına partiden bir destek gelmiyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Parti ile Demirtaş arasında bir sorun. İletişimimiz düzenli işliyor. İletişim aksamalarının olduğu dönemler yaşadık. Şunu söyleyelim. Selahattin Demirtaş bu parti içinde, bizim kitlemiz içinde çok değerli bir insandır. Çok önemli katkıları vardır. Ancak sürekli kişiler üzerinden siyasetin konuşulmasının bu parti yapısı ve geleneğinde de bir sınırı var. Yani partiyi şahıslarla özdeşleştirmeyi Selahattin Demirtaş arkadaşımız da istemez. Nitekim son açıklamalarında daha önce de söylemişti ama son açıklamalarında bunu açık söylüyor. Bunu net belirtiyor. İletişimimiz var. Düzenli haberleşiyoruz. Yani bir sorun yok. Hayır sorun yok.
bazı konularda bazen fikir farklılıkları olmuştur. Onların da epeyce bir kısmı iletişim aksamasındandır. Bugün yayınladığı tweetlere bakın. Ben partimin politikalarına destek vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Adaylık meselesine gelince de kendisinin de açıklaması var. Biliyor, çok iyi biliyor. Selahattin dostum, yoldaşım da biliyor. Burada mekanizmalar var. Yani şimdi söyledik, tabanla etkileşim, ittifakın kendi iç tartışması, demokrasi çevreleriyle istişare, bütün bunlardan sonra bir isim çıkacak. Şimdi bu ismi benim şimdi belirlemem mümkün değil. Peki bunlar arasında Demirtaş olasılığı da var mı? Olursa ve buradan çıkarsa zaten buna kimsenin itirazı olmaz. Aynı sözleri bugün kendisi de söyledi. Yani bana görev düşerse elbette onur duyarım ama bu kararın çıkma şekli de partinin mekanizmalarının işleyişidir dedi. Şimdi dikkatle takip edilirse zaten orada da aynı benim şimdi size aktardığımız yöntemleri söylüyor. Elbette Selahattin Demirtaş da adaylar arasında havuzda ismi geçecek arkadaşlarımızdan. Eğer bu mekanizmalardan kendisi çıkarsa hiç kimsenin buna itirazı olur mu? Hayır. Tam tersine o da buradan ne çıkarsa arkasındayım diyor. Doğru olan bu. Bu kadar emek sarf etmiş ve bedel ödemekte olan. Dimdikte durmayı gerçekten başaran bir yoldaşımız olarak zaten şu an partinin işleyişi ve politikalarıyla bütünleşmiş bir canhıraş bir çalışma yürütüyor. Yani kendisi de içeriden sürekli parti politikalarına destek veren, nasıl bu desteği farklı boyutlarda geliştirebileceğine kafa yoran bir tutum takınıyor. O nedenle buradan kimseye herhangi bir ekmek çıkmaz diyeceğim amiyane tabirle. Çok amiyane tabir kullanan biri değilim. Evet, ama şöyle söyleyeyim. Evet ben de biraz şaşırdım ama ağzıma geldi söyledim. Yani şunu söyleyeyim. Bir ara sanki Demirtaş'la HDP arasında ayrılık var. Demirtaş ayrı bir hat. Bunu siz biliyorsunuz. Ayrı... Hayır böyle şeyler çok fazla köpürtüldü. Evet. Daha fazla istişare, iletişim mekanizmalarının daha düzenli işlemesi sağlandı. Ayrıca bakın şunu da eklemem gerekiyor. İçeride şu anda aynı süredir yatan eski eş genel başkanlarımız var başka. Evet. Gülten Kışalak var, Sabahat Tuncel var, Figen Yüksekdağ var. Onlarla da aynı şekilde görüşme yapılıyor. Şimdi bu hafta sonu ben ve Pervin Başkan kongreden önce hem Selahattin Demirtaş arkadaşımızı hem de Kandıra'da yatan diğer kadın arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yine kendilerine ziyaret yapılacak. Selahattin Demirtaş'a da aynı şekilde yine avukat gönderiliyor. Bizzat Pervin Başkan kendisi Kandıra'ya gidecek, arkadaşlarımızla görüşecek, görüşlerini de alacak. Peki bu bölümleri çok uzattık. Tamam. Süremiz de dolmuş galiba arkadaşlar uyaralım ama son bir şey sonra edemeyeceğim. Şimdi siz istiyorsunuz ki altılı masa sizinle görüşsün. Bunu aslında demokrasiyle pek çok insan da istiyor ama Türkiye'nin giderek fazla milliyetçileşen siyasi tavrı özellikle Türk milliyetçi yüzüne yerli ve millilik tırnak içinde kurgulanan yeni siyasi stratejisi toplumda etkili olmaya başlayan medya gücüyle de iktidarın sizle görüşmek biraz güçleşiyor. Ancak siz de bunu daha da güçleştirmek için zaman zaman az uz şey yapmıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Libya ziyareti HDP heyeti. Evet. Libya'ya gittiniz ve orada Türkiye'nin mevcut politikalarına karşı duran Hafter'le görüştünüz ve Türkiye'de halkın önemli bölümünün destek verdiği bu meşhur Mavi Vatan diye anılan Türkiye-Libya Deniz Anlaşması'na da karşı bir tavır sergilediniz. Şimdi siz bunu yaparken Türkiye'nin bugünkü ortamında altılı masanın veya başka bir siyasi oluşumun size gelip yakın durmasının risklerini arttırdığınızı şimdi dikkat edin Fatih Bey, siz bile Türkiye'nin dış politikası dediniz. İktidarın dedim ben. Yok ama alışkanlıkla. Belki. Türkiye'nin. Olabilir. Herkes öyle diyor. Oysa iktidarın dış politikasıdır. Ama Mavi Vatan konusunda daha böyle şimdi bir orada, uzlaşı var. Orada başka bir şey. O ayrı mesele. Orada özel bir tartışma yok. Orta Doğu masamız çeşitli ülkelere ziyaretler yapıyor. Orada bir davet vardı, oraya gittiler. Asıl sorun nedir biliyor musunuz? Geç Libya tezkeresinde CHP hayır demişti. Şimdi biz de muhalefeti burada eleştiriyoruz. Diyoruz ki iktidarın çizdiği oyun sahası içinde kalıyorsunuz. Suriye politikasını doğru buluyor musunuz? Hayır. Hayır. Peki
Ben şimdi bu iktidarın Suriye politikasını Türkiye'nin milli politikası olarak kabul edersem benim bu iktidardan farkım ne olacak? İyi Parti de etmiyor. Bunu kimse etmiyor. Hayır ama sonuç itibariyle farklı bir şeyi doğrudan yaptığınız zaman size birden suçlama yöneltiliyor. Oysa bizim iç siyasette olduğu gibi dış siyasette de bu iktidarın politikalarına alternatif arayışlarımız var. Ben daha geçenlerde Orta Doğu'dan 30'a yakın partinin başkanlarıyla farklı ülkelerden temsilcileri başkanlarıyla Orta Doğu masamız olarak online toplantı yaptım. Hepsi ülkelerinde muhalif partiler. Biz de muhalifiz. Yani bizim burada yaptığımız şeyi Türkiye'nin çıkarlarına aykırı gibi göstermek iktidarı Türkiye'ye eşitlemek demektir. Hayır. Gerçek muhalefet iktidarın çizdiği oyun sahasında kalmadan politika üretmeyi. Peki Mavi Vatan karşı değil misin? Şimdi Mavi Vatan meselesine çok uzun girilir. Bakın orada çeşitli ayrıntılar var. Şimdi ben Türkiye'nin kara sularındaki haklarına herhangi bir itirazım olmaz elbette. Ama bunların yönteminin nasıl olması gerektiğini de burada ilkelerimizde belirledik. Barışçıl dış politika, diyalog ve müzakereyle. Yani askeri gücü öne çıkaran, çatışmayı teşvik eden yöntemlerle değil. Rakipleriniz onu yapıyorsa? Rakipleriniz onu yapıyorsa? Rakipleriniz yaparsa onu yaparsınız. Bu ayrıdır. Savunma amaçlı yapacağınız şey ayrıdır. Sizin bu yöntemi temel yöntem olarak kabul etmeniz ayrıdır. Yani bizim Türkiye için ve Türkiye halkları için ortak çıkar olan herhangi bir konuda böyle Türkiye düşmanı gibi gösterilecek politikamız olmaz ama bu iktidarın politikaları Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Dış politikası da büyük zarar veriyor. Hangisini saysam? Çok sayılır. Yani hepsi öyle. Peki biz bunlara karşı çıkınca Türkiye düşmanıyız. Diğerleri karşı çıkınca da ya olur onlar muhalefet yapıyor. Hayır biz muhalefeti gerçek yapıyoruz. Biraz önce söylediğim hakikatlerle yüzleşmek, hakikatleri esas alan politika yapmazsanız işte böyle kısır döngü oluşur. İktidar da bir gelir kurar, oyun sahasını siz de ona çeker. Siz de orada oyunu oynarsanız işte bu iktidarı yenemezsiniz. Biz de hakiki yolu gösteriyoruz. Alternatif dış politikamız vardır ve temeli barışçılıktır. Halkların ve ülkelerin birbirlerine saygısı temelinde bir bölgesel barış da bu partinin temel hedefidir. Sayın Sancar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla siz önemli olan bizim ilkelerimiz. Bu ilkeler eğer hayata geçmeyecekse iktidar değişikliğinin bir gereği öyle yok. Öyle değil. Öyle özetlerseniz yanlış olur. İktidarı değiştirmek için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapacağız. Bu konu sadece altılı masaya destek verme, kayıtsız şartsız destek verme çerçevesinde anlaşıldığı takdirde bir sonuç alınamayacağını söylüyoruz. Daha ayrıntılı olsa, başka zaman olsa bunu da anlatırım. Neden böyle düşünüyoruz? Bugün bana telefonda veya karşı karşıya anlatın ben bunu yazayım. Tamam. Bizim temel hedefimiz, stratejik hedefimiz budur. Bu rejim inşasını durdurmak ve bu iktidarı değiştirmek. Bunun yollarını hakikatler üzerinden ve hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz. Derdimiz bu. Eğer bu önerdiklerimiz çerçevesinde hareket edilirse göreceksiniz ya da bu çerçeveye yakın bir hava oluşursa göreceksiniz bu tartışmalar. Ama bizim ne Mansur Yavaş ismine ne başka bir isme hiçbir şekilde karşıtlığımız veya yandaşlığımız yok. Karşı değiliz biz değil. İlkelere bakacağız. Biz de yapılan mutabakata bakacağız. Eğer biz adayımızı çıkardıktan sonra gelin görüşelim derlerse. Peki mesela yol haritasını beğenirseniz bu ay sonu açacakları. Bizim sırf bu nedenle adayımızı çekmemiz söz konusu değil. Bunun için açık müzakere, doğrudan diyalog ve uygun formüller bulmak. Bakın aday çekme demiyorum. Eğer biz adayımızı çıkaracağız, onlar adaylarını çıkaracaklar. Bizim de programımız var, onlar da program açıklayacaklar. Gelin seçimlerden önce görüşelim derlerse hayır demeyiz. Mutabakata varırsak bir formül veya formüller bulunur. Formül ya da formüller bulunur dediğimiz zaman bunu teke indirgememek lazım. Yanlış anlaşılıyor. Sonra gene yanlış siyaset yapılıyor.
Hani ya HDP de zaten adayını çekecek. Zaten bunu da bir manevra olarak yaptığı gibi anlaşılacak. Bu da tehlike. Siz manevra yapıyorsunuz. Hayır. Siz aday çıkarmada samimisiniz. Bir amiyane tabiri de sizin programda bitişte söylüyorum. Blöf yapmıyoruz. Hakikatler üzerinden hakiki politika yapmaya çalışıyoruz. Değerli izleyiciler, sürekli PKK, PKK, PKK diyorsunuz. Bir siyasi partiye konuşuyoruz. PKK'larınıza mesafe koyacak mısınız? Yani 35 yıldır sorulan soruları, işte her türlü PKK'ya yakın olduğu söylenen her türlü Kürt Partisi'ne 35 yıldır sorulan soruları bir kez daha tekrar. Aralarına mesafe koymuyorlar. Bunu bir kere daha sormanın bir alemi yok. İşte ilişkinin ne olduğu belli. O yüzden bunu tekrar tekrar sormanın alemi yok. Var mı efendim? Ya bunlar aşıldı. Bir, bizim eğer cevap istiyorsanız bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Biz demokratik siyaset yapıyoruz. Peki üstünde bir askeri vesayet hissi yok mu PKK'nın? Ya, askeri vesayet diye bir şey yok. İşte ben eş başkanım ve burada kurullarda canımız çıkıyor saatlerce tartışmalardan. Altı bileşen partisi var bunun. Birey kotası %40. Bütün bunlar biz diğer parti meclisleri 30'ar kişiden oluşurken bizim parti meclisimiz 100 kişiden oluşuyor. Her toplantımız 8 saat sürüyor. Burada yapılan tartışmalarla üretiliyor politikalar. Aslında bunun da karşılığı kalmadı. Bu da iktidarın çizdiği oyun sahasına girmektir. Ve istediği zaman kullanıyor. İstediği işine geldiği zaman da bunu askıya alıyor, kullanmıyor. Hayır, HDP Türkiye'de demokratik cumhuriyeti hedefleyen, gerçekten barış için güvence olan bir parti. Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümünün güvencesidir. Bu kadar açık söyleyeyim. Bizim başka hiçbir örgütle PKK ile herhangi bir bağımız, bir ilişkimiz yok. Bu kadar açık. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama PKK'nın terörüne terör demiyorsunuz zaman zaman. Şimdi bu tartışmayı uzatırsak... Uzatabiliriz. Saatlerce uzatabiliriz. Saatlerce bunu konuşuruz. 30 yıllık bir tartışmayı tekrardan başlatmak istiyorum. Bu konuda sayısız açıklamamız... Aynen. Binlerce açıklama var. Binlerce yaklaşım var. Onun için. Kimisi ikna oluyor, kimisi olmuyor. O yüzden bu konuyu... Evet. 30 yıllık bir soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Bunu şeye benziyorum ben. İktidarın bugünkü en yakın destekçilerinden Doğu Perinçe'ye Apo'yu selamlamıştın. Evet, selamlamıştı. Hala da belki arkadaşlıkları vardır, bilmiyoruz. Aynı şeyi her programda, her gün sormanın bir alemi yok. Bugün mevcut siyaset üzerine konuşuyoruz. Herkes neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu, kendi siyaseti artık Türkiye akıl değil, inanç üzerinden yaptığı için, siyasetle bir inanç haline getirdiği için kimse bir şey dinlemiyor. Yani hakiki ve hakikatlerle yüzleşen politikadan kastımız bu. Bunun altını belki 3 saat tartışarak... Çok konuşuruz. Çok da rahat konuşuruz. 2013'te ben bu kanalda program yapıyordunuz. Bunların hepsini ayrıntılı konuştuk. Şimdi konuşulamayacaklara insanları hapsetmek, gerçekleri dile getirdiğiniz anda tepenize başka şeylerin düşeceğini bile bile o tuzaklara düşmek kimseye fayda sağlamıyor. Bu ülkeye de 40 yıldır acıdan başka bir şey getirmedi. Herkes daha sağduyulu olsun. Demokratik siyaset zemini Türkiye için hayati çıkış zeminidir. Ve biz buradayız. Demokratik siyasette ısrarcıyız. Türkiye'ye barışı getirme için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Demokratik cumhuriyete giden yolu açan ana aktör de biz olacağız. Mithat Bey, teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Seçime kendi adınıza gideceğinizi anlamış bulunduk. Herhangi bir isme karşı bir alerjiniz, bir antipatiniz, zaten bir çekiciniz yok. Zaten şu an biz kendi ismimizle uğraşıyoruz. Evet. O altılı masanın işi. Altılı masanın işi. Onların adayları sizi ilgilendirmiyor. Onların size gelip açık ve samimi bir müzakere yapmaları ile ilgilisiniz. Bunun dışında herhangi bir çekinciniz yok. Biliyorum, deminden beri bitti diyorsun. Bir reklam arası değerli izleyiciler. Arkasından Sayın İlhan Kesici burada olacak. Biraz da ekonomi konuşalım. Çünkü evet, seçimler önemli ama ekonomiden dolayı seçimlerin sonuçlarını etkileyecek düzeyde bir şeyin deyişiyle, rahmetli Süleyman Demirel'in deyişiyle boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur derdi hep. Boş tencereyi konuşacağız biraz da şimdi.